İsrail'de Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı yeni bir Hizbullah saldırısı olduğunu söylemiştik. Ama hala oradan uluslararası ajansların görüntü hali devam ediyor. Bu bir beklentiyi de işaret ediyor. Yani yeni bir saldırı olma ihtimalinden bahsedebiliriz bu anlamda. Canlı görüntüler herhangi bir hayat akışında terslik, sıkıntı yok. Ama biz aynısını Beyrut için de zaman zaman görüyoruz ve yayın eğer birileri tarafından, bölgeye hakim kişiler tarafından, yani belki de yapanlarla da ilişkili bilgi halinde olan ajanslar tarafından da o görüntüler aktarılabiliyor. Bu da biraz önce bahsettiğimiz saatin başında yeni bir saldırının olduğuna dair siren seslerinin geldiği anlar. İzlediğiniz gibi kameraman aslında orada bir füze var mı, yakalar mı gökyüzünde diye dönüyor. Ama açıkçası yerde çektikleri çok daha önemli gibi. Çünkü bu konuda anlaşılan ya bir eğitim var ya deneyimliler. Orada bütün araçlar duruyor. Ardından da sığınaklarla ilişkili büyük bir ihtimalle, açıkçası İsrail'i ben hiç görmedim, o yüzden de bilemiyorum. Ama trafik duruyor, insanlar araçlarından çıkıp güvenli olduğunu düşündükleri yerlere gidiyorlar. Bu hafta sonu, bugün içinde Hizbullah'ın farklı yerlerdeki saldırılarında sirenlerin çalmaması ve yaralananların olması da bir eleştiri olarak bir yerde duruyordu. Saat 17.30'dan sonra, tam zamanını bilmiyorum ama o araya 17.30-18 arasında gerçekleşen yeni Hizbullah saldırısında sirenler Tel Aviv'in her yerini çalmış ve kaçışmada böyle kaydedilmiş durumda diyelim. Ufak bir ara vermek durumundayız. O arayı aradan çıkardıktan sonra zaten bölgede neler olduğuna dair bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı 3 saat süren kabine toplantısını tamamladı. Şimdi her an onu da kameraların karşısında görme ihtimalimiz de var. Bölgeye dair, Türkiye'ye dair, son günlerdeki tartışma başlıklarına dair neler söyleyeceğini, tabii ki merak konusu her zamanki gibi. Ayrılmayın efendim, çok kısa dönelim.